Herkese merhaba arkadaşlar, ben Cemkan. Bugün yine bir 3 artı 2 videosuyla karşınızdayım. Evet, bu videoda arkadaşlar Karokan açılışı oynayalım. Hiç oynamıyoruz bu açılışı. Karokan açılışında bakalım neler yapabileceğiz. Benim açıkçası yani ana açılışım değil. Fil F5, E6 oynayalım. Fil E2 oynadı rakip. Şimdi burada o kadar fazla varyant var ki, yani C5 mesela birazcık enteresan bir hamle. C5 sürelim. Fil E3 oynuyor rakip. Şimdi bu pozisyonda arkadaşlar yine dediğim gibi bir sürü hamle var. At C6, vezir B6, at G7. Rakibimiz kimmiş? Bu arada ne zaman üye olmuş? 3 Mart 2022. 2530'luk bir rakip. Şimdi burada vezir B6 oynayalım arkadaşlar. B2'ye saldırıyoruz. Teori bu arada buralar. At C3 oynadı. At C6 oynuyorum. Kısa rok yaptı. Şimdi B2'yi alacağım arkadaşlar. Vezir çarpı B2 alıyorum. Vezir evre. Evet, buraya kadar teori. Yani burayı herkes bilgisayarlarla çalıştığı için arkadaşlar buraya kadar oynanıyor. Şimdi bu pozisyonda ana hamle C çarpı D4. Ancak burada birazcık farklı bir açılış tercih edelim. Mi etsek mi ya, yoksa yapmasak mı? Birazcık agresif bir varyant tercih edelim. C4 sürüyorum arkadaşlar burada. Normalde C çarpı D4 fil B4 şeklinde devam ediyor teori. Ancak ben bu açışı denemek istiyorum. Çünkü bu açısı çok keskin. Bir kere ben beyazlarla oynayıp kaybetmiştim. Tam devamını bilmediğim için açılışın. Vezir kale B1 oynadı. Vezir A3 oynuyoruz. At B5 oynayıp burada çatal kovalaması lazım. Normal devam yolu bu. Ben yanlış hatırlamıyorsam kale çarpı B7 almıştım. Arkadaşlar. Oyunda. Bakalım rakip ne oynayacak. Sizler de beğenilerinizle arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. At B5 oynadı. Vezir A4. Evet. Doğru oynadı rakip. Ben açıkçası bu teoriyi çalışmadım. Şu anda çok iyi bilmiyorum. Şah D7, B5 sürelim. Şimdi burada bir kale feda ettik. Niye yaptığımı sorabilirsiniz bunu. Buradaki avantaj için kale feda ettik arkadaşlar. Şimdi taşları geliştirmeye çalışacağız. Fille atı çıkıp atı alıp vezir kanadında merkezde kapalı iken güzel bir oyun kovalıyoruz. Bakalım rakip buna nasıl bir tepki verecek. Ben de video çekerken sizlere video çekerken bu açılışı deneyimlemek istedim. Aynı zamanda. C3 oynadı rakipten. Enteresan, rakip kalesini feda ediyor. Bu hamleden yani niye böyle bir şey yaptı rakip acaba? Arkadaşlar. Alalım kaleyi. Almayalım mı? Alalım bence. Aldım kaleyi arkadaşlar. Şimdi file 7 de çıkabilirim. File A3 de oynayabilirim. File A3 daha rakibi kısıtlayan bir hamle aslında. Tamam. File A3 oynayalım. Şimdi atımı çıkmak istiyorum. Belki H alttan çıkacağım. B4 de oynayabilirdim ama kapalı kalsın istiyorum. At G5, at H6. At çarpı H7 mi alacak acaba? Ona at F5 oynayabilirim ancak. Gerçi o da buraya tekrar basıyor. Evet. O zaman file 7 dönsek. Atı vursak oradan. File 7 dönelim. Çok hoşuma gitmedi bu çünkü benim. Arkadaşlar. File 7 döndük. Belki ilk başta file 7'ye çıkmam gerekiyordu. Daha iyi bir setup için yani. Yedik. Kötü mü kalacağız alırsak? Vezir H7. Kale F8, şah E8 oynayabilirim aslında. Kale F8, şah E8 pasif baya. Bakalım o mu daha önce şey yapacak, biz mi daha önce olaya arkadaşlar dahil olacağız. H4, H5 oynayabilir. Biz de buradan devam edeceğiz. Bakalım kim önce vezir çıkacak. Gerçekten iki taraflı bir oyun. Mikserle analiz ederiz. Beyazı iyi olma ihtimali var bu arada.
Ancak oynadığım açılış birazcık şüpheli benim. O yüzden çok da yani hani söylenecek bir şey yok aslında. Aldık A2'yi. A5 B4 sürmek istiyorum arkadaşlar. Rakip de buradan ilerlemesi lazım bence. Üstün olduğu yerden. Ben şu an pozisyonumdan evet şu rakip küçük numaralar deniyor. Onlara küçük sürprizler yapın. Şimdi şah D7 oynarsam vezir aşağıda oynayacak. At D8 oynarsam vezirle girecek. Peki berabere olabilir. Tamam şah D7 oynayalım. Vezir H6'ya vezir A3 belki oynayabilirim. Veziri geri döneriz. AB sürsem F5 vezir E6 B6. Sürelim bunu arkadaşlar. Döndük veziri geri şöyle. Aa flefi duydum. Oy flefi duydum flefi duydum. Ay 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 ay. Çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu arkadaşlar. İnanılmaz batırdım. İnanılmaz batırdım. 30 saniyesi var rakibin. Ama hala tamam. Hala hemen kaybetmedim oyunu. Umarım yani. Vezir D5'e C3'ü alabilirim. Hala bana iyi olabilir bu arada işin komik tarafı. Arkadaşlar. Çok enteresan bir pozisyon yani. Uyumama rağmen belki de o kadar kötü olmayabilir bu. Şu an bilgisayar analizini çok merak ettim. Vezir çarp D5 aldı. C3'ü alalım. Piyon durumu da eşit bu arada. D4'ü istiyorum. Şah çekip vezirleri değişmek istiyorum. Vezir A1 oynasak. Şu an bir saniye. Vezir E3 oynasam zaten adam patlıyor mantık olarak. Şah çektik. Kale F2 oynamak zorunda. Berabere yapabiliriz şu an. Ama istemiyoruz tabii ki berabere. Tamam D4'ü alalım. Biz devam edelim. Vezir çarpı D4. Açmazlar rakip. O vezir E6 o son şansıydı bence. Bunu da yiyelim. Ve iki piyon önünde kaldık. Şah D6. Sonra piyonları süreceğiz ve rakip terk ediyor. Arkadaşlar gerçekten yani güzel savunduk bence. Bir tane flefili uyumama rağmen çok güzel bir galibiyet aldık. Hemen analiz tahtasıyla maçımıza analiz edelim arkadaşlar. Buralar dediğim gibi teoriydi. Vezir E1'e C4'ün çok iyi olmaması lazım. Evet kale B1, vezir A3, at B5, vezir A4, at C7, şah D7, B5, C3 evet kötü hamleymiş. Fil B1 de kötü hamleymiş. Fil A3'ten sonra bakın bana iyi veriyor arkadaşlar bilgisayar yani. Böyle enteresan bir açılış. Fil B1, vezir B1'den sonra fil A3 doğru hamle. At G5, at H6 doğru. At H7'ye fil E7 kötü hamle. Fil H6, G H6. Burada fil H5 kazanıyormuş rakibe göre. Bu pozisyon vezir H7, vezir H6 ve şah E8. Evet dediğim gibi burada beyazlara birazcık üstünlük veriyor. Çünkü yani doğal olarak daha bu piyonları alamadım. Yüklenebilir hemen şahım ve kalem pasif. Rakip kalesi ve filini aktifleştirebilir. Vezir E3, vezir A2 aldık. Fil H5, şah D7 doğru. F4, A5 kötü hamle. F5, vezir A3. Evet burada fil çarpı F7'yi kaçırdım çünkü arkadaşlar. Eğer fil çarpı F7'yi kaçırmasaydım vezir A3 hemen vezirimi geri dönerdim burada. Arkadaşlar. A5 sürdüm. F5 vezir A3. Fil F5 rakibim burada nasıl oynaması gerekiyormuş? Evet fil çarpı D5 bile alsa bence de bu pozisyon çok beyazı üstündü yani. Vezir E6 şah C7 ve burada bakın kale F5 tek hamle. Buradan sonra vezir çarpı C3. Şimdi bu piyonlar 3 tane bağlı geçer var ve D4'ü alıp şah çekmek istiyorum. Ve buradan sonra artık oyun gördüğünüz gibi kayıp oldu arkadaşlar yani. Vezir E6 da oynasaydı burada vezir D6 oynayıp vezirleri değişmeye zorlayabiliyorum ve bu piyonlar oyunun sonucunu belirleyecek. Çok yakınlar vezir çıkmaya ve rakip zaten burada vezirleri değişip burada oyunu terk etti. Çünkü dediğim gibi fil bir yere gitti diyelim. Ben buradan piyonları ilerleteceğim yani ve rakip burada vermek zorunda kalacak kaleyi. Çünkü yine şah çekip vezir çıkıp ups, alabiliyorum vezirini ve sonra yine bunları çıkacağım. Kaleyle şahım burayı durduruyor zaten ve oyunu rahat bir şekilde kazanacağım arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Karokan açılışında teorik bir varyantta rakibimizi yenmeyi başardık. Rakibimize 2500'lük yani 2530'luk hatta bir rakipte yüksek bir rakipte. Umarım oyundan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız da beğenilerinizle ve kanala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.